Ekonomi Politik programına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün stüdyoda değil, kurbanlık alanındayız. Hayvancılık sektörünü konuşacağız. Hem üretici ayağını konuşacağız, hem tüketici ayağını konuşacağız. Hayvancıların özellikle üretim sürecinde ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, kurbanlık hayvanlarını İstanbul'a getirirken nelerle karşılaştıklarını ve satış sırasında beklentilerin ne olduğunu ve gerçekleşmelerin ne olduğunu konuşacağız. Aynı zamanda tüketici ayağına da bakacağız. Özellikle kurban alımı yapmak isteyen vatandaşların ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, kafalarındaki fiyatla gerçek fiyatın uyuşmadığını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Çok güzel hayvan. Sizin ağırınızın en büyük hayvanı ne kadar ağırlığı? 1,5 ton. Ne kadar istiyorsunuz bu? 35 bin. 35 ama ilk rakam aldığım kadarıyla aynen, değil mi? Aynen. Bunun pazarlık payı da var. Tabii illaki. 35 bine peki, pazarlık sünnettir. Aynen, aynen. 35 bine alıcı bulabilecek misiniz ya da buldunuz mu? Bekliyoruz. Nasıl şu ana kadar satışlar? Durgun. Ne zamandan beri buradasınız? Yaklaşık 2 haftadır buradayız. 2 haftada kaç hayvan satabildiniz? 25-30 tane sattık. Bayrama az bir vakit kaldı. Elinizde ne kadar hayvan var satmanız gereken? Yaklaşık 10-15 tane kaldı. Şimdi o süre içinde satmayı bekliyor musunuz yoksa satamazsınız mı? Satamazsanız ne yapacaksınız? Memlekete götürürüz. Daha önce geçen sene götürmüş müydünüz memlekete? Yok, getirmedik. Hepsini satmışsınız. Bu sene peki vatandaşların ilgisi nasıl? Bu sürede normal 10-15 tane kalması normal mi? Değil. Çünkü ekonomik kriz var. Millet alamıyor, korkudan alamıyor yani. Sizin hayvanlarınız da bizim gördüğümüz şu an kadar en büyük hayvan. 1,5 tonluk. Sizin hayvanlarınızın besli olması da etkili mi bunda? Zaten çayırmalı 3 yaşında. Çocuğumuz gibi bir şey oldu zaten. Siz aynı zamanda üreticisiniz. Aynen üreticisiniz. Bir yıl boyunca yıllardır bu hayvanlara bakıyorsunuz. Evet. Bir üretici olarak bu bir yıl sizce size nasıl geçti? Artan yem fiyatları, artan maliyetler var bir yandan. İster istemez tabii maliyetler yükseldi hayvan fiyatları. Yemlerin fiyatlarının yükselmesi biraz kötü oldu tabii illaki. Yani alıcı için de, satıcı için de. Çünkü alacak adam alamıyor, satacak adam satamıyor, istemiyor yani, parayı istemiyor. Bu yani. Mesleğiniz bu olmasa seneye beslemek için hayvan alır mısınız? Alırım. Yine de çünkü seviyorsunuz bu işi, o yüzden. Peki yine de en nihayetinde bir noktada fiyatlar artmaya devam ederse ve et fiyatları artamaz çünkü bir yandan da ithalat oluyor, yurt içindeki fiyatlar bir şekilde baskılanıyor. En son sizin için dayanma sınırı nedir? Dayanma sınırı ya en son yine böyle olur işte. Fazla bir şey diyecek bir şey yok yani. Kurban dışındaki dönemlerde işleriniz nasıl gidiyor? Kurban dışındaki zaten Kasımlıyım ben. Kasım'da ben pazarda o şekilde durgun yani. Bütün Türkiye durgun. Peki bu dönemde aldığınız destekler yeterli oluyor mu? Hem veterinerlik hem Tarım Bakanlığı'nın verdiği destekler yeterli. Onlar zamanında verilmesi mi yoksa boyutu mu? En büyük sıkıntı nedir? Zamanında verilmesi lazımdı. Bir yandan da... Aynen zamanında verilseydi şu an böyle olmazdı. Bir yandan da işin kredi boyutu var. Ziraat Bankası'ndan istediğiniz kredileri alabiliyor musunuz? Yok alamıyoruz. Köylü senede bir sefer kurbanlık getiriyor. Onun şeyinde çilesi malum sizlerin de gördüğü gibi gerçekten zor şartlarda bunlar meçe geliyor. Bugün bunların besi hani koca bir 25 milyar diyoruz ama gerçekten bir köylü için bu para değil. Bunun bakımı yem şeydi. Bunun aylık şeyini bir şey yaparsak köyde besimi gerçekten bu 25 milyar para değil. Zaten bunun şu anda kesime götürsen bile o parayı şey yapıyor, topluyor. Bunun bakımı, şartları gerçekten köylü şey yapıyor. Zaten en basitinden çadırın yeri 12 milyar. 6 milyar nakliye geliyor. Bugün bu Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu o tarafından gelen hayvan. Bugün buraya 12 milyar buraya veriyorsun. 6 milyar nakliye yani 20 tane 30 tane hayvanın 12 dediğim gibi masrafı 6'da nakliye 18. 3 tane çobanın burada masrafı 15 günde 5 milyarda onu koy. 20-25 milyarı geçiyor sadece buradaki bir çadırın yeri.
Köylü bundan 20 tane hayvandan yani ya o da kısmet diyor ya satar. Bugün Carrefour'lar kredi kartıyla kurbanlık satıyor. Bilmiyorum yani bizim bayramlarımızda biz çocukken öyle bir sevgiyle öyle bir coşkuyla bayram sevincine kalkardık ki şimdi bunların hiçbiri kalmamış. Yani bu kurban kesimi ya çocuklarından beraber bir kurbanlı bilene gören yoktur genelde. Ama ha gerçekten bunu görenler var yok değil. Ama genelde şimdi Carrefour'dan adres teslim kurbanlık. Bence bu şahsi inancıma bu kabul değil ama şahsi inancıma göre. Diğerinin inancına bir şey diyemem. Yani gerçekten bunun yani 25 milyar diyoruz ama bunun gerçekten bakıma şeye vurursak yani o kurutmuyor. Bir torba yem bugün 80 lira memlekette bir torba yem. Bugünlük zaten o bir torbadan fazla yiyor. Düşün yani aylık kaç paraya geliyor sadece şeyi. Bu geçen sene ne kadardı? Nereden nereye geldi fiyatlar? Aşağı yukarı aynı düzen. Bugün biraz üzerine yani çiftçinin, reçberin yani buğdayından tut hayvancılığına kadar yani biraz bugün bu sene biraz üzerine koydu ama enflasyon şeylerine düş vurunca o da onu götürüyor. Hayvanın fiyatı bir miktar yükseldi diyorsunuz değil mi? Yok her yani bir miktar yani olsun. Yani et fiyatlarına göre hayvan da işte kendi üzerine koyuyor. Başka bir şey değil yani. Peki buraya getirirken ne gibi sıkıntılar yaşadınız? 6.000 liralık bir nakliye bedeniniz var. Onun dışında yollarda ya da bir şekilde yok, hayvanları taşımak... herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece hayvanların küpesine, sağlık şeyinin evraklarını kontrol edildikten sonra, onlar da sağlam olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sağ olsun yani devlette o gibi kontrolü burada kurbanlık alanların, hayvanların sağlığı için güzel bir denetim. Yani ona ben gerçekten devletimize teşekkür ederim. Sağlıklı bir hayvan İstanbul büyükşehirlere soktukları için yani gerçekten güzel bir şey bu denetim. Onun için de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Siz nasıl bu hayvancılığı sürdürmeye devam ediyorsunuz? Yani mecbur köyde yaşadığımız için mecbur. Yani köyde mecbur. Bu İstanbul'da nasıl yaşayan belirli bir fabrikaya kendini odaklamış, köydeki insan da o hayvana kendini odaklamış. Başka yani bunun çaresi yoktur. Mecbur yani. Maliyeti yüksek de olsa, düşük de olsa mecbur yani. İneğinden tut, danasından tut, işte kurbanlık hayvanına kadar uğraşıyor. Mecbur yani geçimini ondan sağlıyor. Peki mecbur olmasanız seneye yine besilik hayvan alır mısınız buraya getirmek için? O bir alışkanlık, onu terk edemezsin. Zarar da etsen, bugün bu kurbanlıklardan 10 tane de elinde kalsa da geçip kesime versen sen yine aynı çileyi çekeceğiz. Yanımızda 4 tane müşteri var. Şu anda fiyatları kontrol ediyorlar. Hayvanlara bakıyorlar. Nasıl buldunuz fiyatları öncelikle? Fiyatlar çok öyle yüksek değil. Hayvanlar da kurbanlıkları da çok güzel, çok makul. Fiyata göre hayvanlar var, kurbanlık hayvanlar. Ama bir yandan da pazarlık devam ediyor herhalde. Tabii pazarlık devam ediyor. Araştırıyoruz. Kafamıza göre bulduğumuzu hesaplı bir şekilde almaya çalışacağız. Ama kesin alacağız inşallah. Şimdi geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığınızda pazarı nasıl buluyorsunuz? Çok fiyat farkı yok. Aşağı yukarı yine aynı fiyatlar. Ama bir yandan Türkiye'de ciddi bir enflasyon oldu geçen seneden bu yana. Hayvan fiyatının artmamasını nasıl yorumluyorsunuz siz? Bence üretim biraz daha çoğalmış. O yüzden. Peki şimdi beklentiniz hayvan almak. Kaç kişi bir hayvan alıyorsunuz ve bundan ne kadarlık bir kafanızda rakam var? Ailecek bir alıyoruz. 12 falan bir rakam var. 12'ye de iyi bir kurban alacağız inşallah. 12 bin liraya kaç kiloluk bir hayvan bekliyorsunuz? 600 kiloluk canlı. Düşünüyoruz. O rakama da alacağız yani. Teşekkürler. Şimdi yanımızda 3 üretici var. Amasyalı, Karslı ve Amasyalı 2 yani 3 üreticimiz var. Sizle başlayalım. Bu seneki pazarı nasıl buldunuz? Satışları nasıl? Vatandaşların durumu nasıl? İstediğiniz fiyatları hayvanlarınızı verebiliyor musunuz? Biz buraya ayın 27'sinde geldik. 28'inde 11 tane sattık. 4 gün sonra, 5 gün sonra 5-6 tane sattık. Yani geçen seneki o krize göre iştah fazlaydı, alım iştahı. Şu anda kimsede bir iştah yok. Malımız bitti mi? Kalan arkadaşlarımız var. Onlara da yazık. Adam ne hayallerinden geliyor buraya. Zorluk.
köprüden geçme bir sorun. Kan taliliydi, yem masrafıydı bu kadar fazla. Yani bir daha gelen bir daha gelmez. Bu seneye gelen son kozunu oynayanlar. Neden peki bu artan yem maliyetleri dışında başka yem, ne sorunlar var? Yem, saman. Geçen sene 56 milyondu, bu sene 90 milyon yem. Ama yem fiyatı bu kadar artarken et fiyatları, yani hayvan fiyatları biraz yerinde saydı gibi. Yerinde saydı, sahipsiz. Şirketler malı götürüyor. Kesiliği, affedersin tosun mu kesiliği, inek mi kesiliği belli değil. Büyük firmalar hep köylüyü bitirdi. Peki şimdi seneye buraya gelen olmayabilir dediniz. Siz şimdi hayvancılığa devam edecek misiniz? Köydesiniz, yapacaksınız muhtemelen ama alacağınız hayvan sayısı azalabilir mi? Çocuklar ya da... bıraktı gitti, ne yapacağım ben hayvanı daha? Kimle ne yapacağım? Çocuklar niye bıraktı? Gitti herkes. Birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da. Hayır, yine de bırakamak. Babam esna bu. Siz gittiği yere kadar devam edeceksiniz yani. Ya, ömrümüz varsa. Teşekkürler. Ha, ben de teşekkür ederim. Şimdi Kars tarafına geçiyoruz. Sizin nasıl bu sene işler? Bizim işler de bu sene iyi değil. Yani sattık. Şu an 3 tane hayvanım kaldı ama geçen senenin aşağısının da oluyor piyasa. Her şeye zam geldi. Her şey yükseldi. Ama kurbanlıklar geçen sene daha aşağısında isteniyor. Bizim orada Kars'tan geliyorum ben. Yemin torbası 110 lira. Saman 1 lira. Hayvan aşırı yani has safhada çok var Kars'ta ama yapan yok. Çünkü gelen battı, giden battı. Yani Kars'tan her sene 1000 araba hayvan çıkıyordu. Bu sene 130 araba hayvan çıktı. Yani buraya gelen batıyor. Şirketlerin eline geçti. Bir ikincisi Avrupa yakası yasak olduğu için kantarlı yaptırıyoruz. Ona da 4,5-5 milyar masraf çıkıyor. Bu sefer de nakliye orada pahalı. Mesela arkadaş Amasya'dan geliyor 6-7 bin lira. Biz oradan geliyoruz 9 bin liraya. Bu nakliye ücretlerinde bir pahalanma oldu mu bu yıl? Tabii oldu. Geçen sene ben 7,5 bin liraya geldim. Bu sene de 9,200'e geldim. Peki bu hem artan yem fiyatlarından bahsettiniz, hem nakliye fiyatlarından bahsettiniz, hem laboratuvar maliyetlerinden bahsettiniz. Buradaki kira ücretleri bir yandan eleştiri konusu belediyenin sizden aldığı. Bu maliyetler sizin gelirlerinizi karşılıyor mu? Karşılamıyor. Şu an zarardayız yani. Böyle de yani besiciliğin bir anlamı kalmıyor. Yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Zarar zarar, nereye kadar zarar? Ha, diyorlar ki mesela doğuda göç başladı. Doğuda yaptığımız iş bir arpa, buğday, bir de hayvancılık. Başka bir şey yok. Başka yani hiçbir şey yok. Yani mecbur olmasanız yapmaya devam eder misiniz bu işi? Devam etmem. Şahsen devam etmem. Çünkü para etmiyor. Zarar. Zararına da yani yapmanın bir anlamı yok. Peki hiç memleketi bırakıp, yani hayvancılığı bırakıp memleketi bırakmayı düşündüğünüz oluyor mu? Evet. Yani bu sene son diyorum. Oradan göçüp ya Ankara, bura, İstanbul, İzmir bir tarafa gitmeyi düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, bir başka üreticimiz daha var. Yılların Hasan Ağası. Yılların Hasan Ağası'yla birlikteyiz. Ağabey benim o bir sene. Bir sene mi? Hasan olsun diye. Biz yani küçük baş işi yaptığımız zaman bu sene ilk defa bir büyük baş yapalım falan dedik ama yaptığımız yani umduğumuzu bulamadık mı diyelim artık. Maliyetlerin bu kadar artacağını yani bu kadar tahmin etmiyorduk. Geçen seneki ham maddenin çıkışlarıyla, saman fiyatlarıyla falan kıyasladığımız zaman bu sene uçurum %100 bir artış gibi bir şey oldu. Ama bu bizim ne mezbaha kesimlerindeki et fiyatlarına ne de buradaki kurban satışlarına yansıdı. Yani şunu söyleyebilirim. Yani memlekette satmayla bunu burada satmanın artık hemen hemen bir mantığı kalmadı diyebilirim. Bütün artan maliyetlere rağmen fiyatlar neden artamıyor? Fiyatları siz kendiniz belirleyemiyor musunuz? Ustam şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde bu ham maddenin artımıyla ilgili bunlar arttığı zaman kimseden bir ses solu falan çıkmıyor. Ama bugün yarın bir gün bir et fiyatlarında 1 lira 2 liralık bir oynama olduğu zaman bütün medya olarak da bunun üstlerine ağırlık basıyor. Bu da ister istemez fiyatların kırılmasına ve çiftçinin de batmasına neden oluyor zaten. Peki bunun çözümü ne? Yani her seferinde mesela fiyatlar her yükseldiğinde ithalat devreye giriyor ya da bir şekilde et süt kurumu devreye giriyor. Şöyle diyelim yani biz yetiştirdiğimiz hayvanın artmasıyla ilgili fazla bir beklentimiz yok.
Ha, artış olacaksa da bu karşılıklı olsun. Ham madde artıyorsa bizim hayvanımızın fiyatı da artsın. Ham madde düşüyorsa bizim hayvanımızın fiyatı da düşsün. Bizim şey bu. Sıkıntı her şeyin tek taraflı olmasından dolayı kaynaklanan sıkıntı hepsi çiftçiye yansıdığından herkesin beli bükülüyor. Ve şu anda çiftçi zaten kamburunu düzeltecek vaziyette değil. Her geçen gün daha kötüye gidiyor köylünün işi. Peki bu daha nereye kadar kötüye gidebilir? Daha hangi noktadan itibaren artık üretimi bırakacak noktaya geleceksiniz? Yavaş yavaş zaten üretimi bıraktırıyorlar usta. Elimizde şeker pancarı vardı, durdurdular. Hep özelin eline geçti. Ne diyeyim? Tütün falan var. Mesela bizim oralarda tütün falan ekerlerdi. Tütünü yasakladılar. Tekel fabrikaları kapandı. Yani her şeyde köylünün önünde bir engel çıkıyor. Hep engel, engel, engel. Ya dediğim gibi her şey karşılıklı olmuş olsa hiçbir sıkıntımız yok. Ham madde düşsün. Tamam, hayvanın fiyatı da düşsün. Ham madde yükseldi. Bu eti de yansısın. Ama her şey tek taraflı olduğu için yavaş yavaş batmıyor, doğru gidiyoruz işte. Dış güçlerin eline geçeceğiz yarın bir günde işte. Teşekkürler. Ne kadar istiyorsunuz? Hayvanımıza 9 TL istiyoruz. Hayırlısını arkadaşlar satacağız. İnşallah hayırlı olsun. Biz de 4 kişiyiz. Koyun istediğimiz normalde 2 TL gidiyor. Büyükbaş satıyoruz abi benim. Yani 9 liraya. Gerçekten 200 kilo yakın et var. Ülkenin ekonomi durumu da belli. Öyle ama bu geçim bak, bütçesi de belli. Sen gel bunu zehirli bıçağa ver. Gerçekten de çok zor şartlarda. Bak nakliyesi var, çadırı var, beslemesi çobanı. O ayrı yani. Elimizden gelse de 10 bin lira versek sen sana. 8'de de abicim, 8'de biz pazarlığımızı yaparız. 8'de söyle, biz arasını ya hayırlısı, hayırlısı olsun 8'de tamam. 8'de mi? 8, üstüne ne koyalım? 8 daha ne? Yok, olmaz abi. Üstüne bir şeyler koy. 250 daha ve 8. Yok, senin yaramam, hissedallarım var benim de yani. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. 8,5 bu 2000 liradan 2000 lira bir ses çıkamazlar. 8,5 bitsin falan. Yok. Adam başı 100 lira. 100 lira. Yok. Hissedarları var. Yok. Vallahi 8 liraya hayırlı olsun. Bak vallahi. Yok çıkamıyor. Şimdi şöyle. Adam başı 100 lira bir şey yapmaz. Gerçekten de kurban alıyorsun. Bak küçük hayvan değil. Bak abi. Bu tarafa gel abi. Görsün bak kamerada. Aldığımız hayvan yani 9 milyardan aşağı değil ama ben senin hatırına 8,5'a veriyorum. Ekonomi kriz var, tamam. Paramız yok. 8 lira iyidir bu hayvan. Vallahi ben sana diyeyim. Daha gelir gelmez 8,5 dedim, 500 lira da pazarlık payı. Bitmiş hali değil. Öyle yok, 9'a çıktı şimdi olmaz. 8, olmaz. 9'dan 500'e indi. 7,5. Vallahi, vallahi düşer başlıyor. 8,5'a bitsin abi. Sedalar ne diyor? Onlar zaten zekili sensin abi. 8 iyidir diyor bak. Yok. 8 iyidir. Kurtarmaz. Gerçekten kurtarmaz. Allah bereket versin. Vallahi kurtarmaz. Gerçekten kurtarmaz. 8,5 Allah bereket versin. Bak, bak, küçük hayvan değil. Bak, vallahi 8 iyidir. Bak, iyidir. Vallahi 8 iyidir ya. Bak, hayvan gerçekten güzel. Ya arkadaşlar koca tosun almışlar. Yok, 12 bin lira sen getirmişsin. Dügeyi veriyorsun 8 bin lira. Şuna bak. Bak boyun kadar var abi diyor dediğim. Olsun boyun kadar. Abi. Önemli bak at. 12,5 lira tosun. Farkı var mı? Bak şuraya. Al. Yoksa onu verelim. Oradaki hayvanı verelim 12,5. Yani farkı yok mu sence? 12,5, 8,5 yani arada çok fark var mı? Yok. Tut 8,5 Allah eylesin. Ya Allah eylesin. Ya tamam. Getir kapatalım arkadaş. 8,5 Allah eylesin kardeşim. Ne diyorsun işte? Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Daha ne diyecek? Kurban ya 100 lira ya. Adam başı 100 lira. Allah kabul etsin bu kadar. Getir yaz abi. İsmin ne yazacak? Söyle lan. Paraya girdi kırdı. Tamam. 8,5. Kurbandır. Bakılmaz. 250 sen koyarsın bir de arkadaşlar. Allah kabul etsin abi. Tamam. Allah kabul etsin. Yani emeklerine diyecek bir şey yok tabii ki emekler parayla ya öyle şey olmaz öyle. Ama. Yani bir sene bekliyorsun abi. Hayvanın içinde yatıyorsun, buraya geliyor. Bu kadar zor şartlarda 12 milyar çadır parası ver, kamyon parası ver, çoban parası, yem fiyatları artmış. Geçen yıl 55 liraydı, bu sene 85 lira. %30 her şeye zam gelmiş abi. Normalde bu hayvan değer değil ama biz gelip satmak zorundayız. Herhalde biz tamam. Tamam, Allah kabul etsin. Hadi. Allah eylesin. Anlaştınız mı? Anlaştık. Teşekkür ederim. Şimdi Reyba'yı getireyim mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı. Çok sağ olun. Peki sizin fiyatları siz nasıl, yani geçen sene almış mıydınız? Bu sene karşılaştırınca nasıl geçen buluyorsunuz? Geçen sene de aynı arkadaştan aldık. Ne kadar almıştınız geçen yıl? Geçen yıl ne kadar almıştık biz sana? 7,5 milyar almıştık. Bir yılda 1000 liralık zamı nasıl düşünüyorsunuz? Ama o hayvan biraz daha küçüktü. Biraz daha küçüktü. Kars malıydı.
Kars malı veriyoruz. Arkadaşlar yaylım genelde oluyor. Kars malı tercih ediyorlar. Çünkü yaylalarda yayıldığı için yani zaten Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu yaylalarla meşhur. Hele ki Kars. Hayvanlar gerçekten de kekik otu yiyorlar. Yani dağda beslendikleri için diğer Anadolu hayvanına göre biraz daha doğal, lezzetli organik oluyor. Organik oluyor. Biraz daha organik oluyor abi. Peki siz geçen sene çok fazla fiyat değişimi olmadı gibi anlıyorum ben. Hayvanlar da yok ama çiftçiler yani her sene kar oranları %10, %20 düşüyor abi. Evet ben de onu soracaktım. Bak, çünkü biraz yem faaliyetleri, yem de artıyor. İşte bakıyorsun diğer ürünlerde çoban bulamıyorsun. Her türlü şekilde artıyor ama bu sefer et düşüyor. Kurban zamanı et düşüyor maalesef. Bu sefer hayvancı ne yapıyor? Bir sene bekliyor, masraf ediyor. Ekiyor, biçiyor, mazot olmuş 6,5 lira. Traktör çünkü maliyet arttığı zaman ne yapıyor? Bu da beşiğe yansıyor. Çiftçiye yansıyor. Bu sefer et artmıyor. Hayvanı getiriyoruz, neredeyse aynı fiyata veriyoruz. Her sene %30, %35 artıyor ama bunu ete yansıtamıyoruz. Vatandaş kesemiyor. Peki bu ne kadar daha sürdürebilirsiniz bu durumu? Valla bunu inşallah hükümetler kooperatif türüyle, kooperatif usulüyle ancak çiftçiliği, hayvancılığı, tarımı büyütebiliriz. Yani gerçekten Türkiye'miz yani her yerde yani dört iklim yaşayan bir ülkeyiz. Ama hayvancılıkta, tarımda biz dışarıya bağımlı olmamak zorundayız. Bunu ancak kooperatif türüyle, kooperatif yollarıyla hem tarımda hem hayvancılıkta. Çünkü biz yani Türkiye kendine yetebilen yedi ülkeden biriydi ama şu anda maalesef çok vahim durumdayız. Şimdi siz dışarıya bağımlı olmayalım dediniz. Bir yandan ithal hayvanlar var ve dışarıdan gelen bazı hayvanların hastalıklı olduğu iddiaları gündeme geldi. Tabii ki. Bu ithalatı nasıl düşünüyorsunuz? Sırbistan'dan, şuradan buradan gemilerde aylarca hayvanlar bekledi. Limanlarda almadılar hastalıklı diye. Ama biz buradan Anadolu'dan İstanbul'a hayvan getiremiyoruz. Yani neymiş efendim Trakya arındırılmış bölge ama tertemiz hayvanı getirip burada satamıyorsun. Ama yurt dışından gelen hayvanların hiçbirine bakılmıyor. Ankara'da örneğin o kadar hayvan öldü dışarıdan gelen hayvanlar. Karantinaya alındı ama biz kendi Anadolu hayvanımızı buraya kadar getiremiyoruz. Çok zorluk çekiyoruz o konuda. O arındırılmış bölge politikasını doğru bulamıyor musunuz? Trakya gerçekten arındırılmış bölge mi? Yok değil çünkü Trakya'ya gidin. Arnavut köyden Trakya'ya kadar her yere gidin. Her kapının önünde yine iyi kötü şaplı hayvanlar vardır görürsünüz. Yani arınmış bölge olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü sonuçta hayvan bakıyorsun yediği doğal şeyler değil yani. 40 çeşit değişik şeyler yiyor hayvanlar. Peki siz hayvancısınız, hayvancılık yapıyorsunuz. Seneye de yapacak mısınız bu işi? Seneye alacaksınız elinizden. Seneye de alacaksınız elinizden. Kar oranınızın yine düşmesini bekler misiniz? Şimdi şöyle, Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan yani verimli topraklar yok doğuda. Mecbur hayvancılık yapacaksın. Yani başka bir alternatif yok ki. Yani bir sene boyunca çalıştığını, işte harcadığını mecbur hayvanı getirip burada satacaksın. Tekrar bir dönüşüm yapacaksın. Yani ya topraklarını satacaksın, İstanbul'a geleceksin. Kimse kalmayacak. Burada çalışacaksın sigorta için. 2000 lira asgari ücrete kim çalışacak burada? Kim nasıl kazanacaksın veya nasıl iki tane çocukla yani İstanbul'da nasıl geçineceksin? Ama Anadolu'da en azından diyorsun ki toprağımı işlerim, hayvanımı bir nebze olsa topraklarımı da bırakmamış olurum. Şimdi herkes İstanbul'u büyüttük, her yer İstanbul oldu. İstanbul artık yetmiyor. Şimdi devlet buna da bakması lazım. Çünkü Anadolu'daki insana destek çıkarsa Anadolu'daki insan da tarımla, hayvancılıkla uğraşır. En azından İstanbullular da büyümez. Aslında İstanbul'u büyütmemiz yanlış bir şey. Yani çünkü Anadolu'da kimse kalmadı, genç kalmadı. Yani bu nesilde artık biterse Anadolu'da kimse hayvancılık yapmayacak. Çünkü zor şartlarda gerçekten de öyle. Hem ekonomik olarak zor da hem de getiriyorsun malını satamıyorsun istediğin fiyata. Bir dahaki sefere gelmiyor. Örneğin bizim en belirgin bir şekilde atıyorum bir kazadan geçen 150 tane hayvancı çıktıysa bu sene 70-80 tane yarı yarıya düşüyor. Her sene küçülüyor. Yani ondan dolayı da ne yapıyor? Pazar da küçülüyor. Onun için İstanbul'a bence çok büyük şey yapıp da İstanbul'u büyütüp de Anadolu'daki gençleri buraya çekmemek lazım. Gerekirse orada fabrikalar, orada daha değişik şeyler yapıp yani gerçekten de İstanbul'u büyütmememiz lazım. Biz İstanbul'u İzmit'ten Silivri'ye kadar hep İstanbul. Yani yeşil alan kalmadı, her yere ev yapıyoruz, her yeri büyütüyoruz. Yani bunu bir önlem almak lazım.
Son olarak az önce bir tane hayvan sattınız. Şimdi kaç tane kaldı elinizde ve onları satmayı bekliyor musunuz tamamını? Yok, inşallah çabuk biter. 4-5 tane kaldı. Bu sene iyi gidiyor, normal. Yani biz de memnunuz ama istediğimiz fiyatlara veremiyoruz maalesef. Ama biz de malımızı oradan buraya kadar getirmiş, satmak zorundayız. Yani 300'üne 500'üne bakmıyoruz, kurbanımızı satmak zorundayız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet, Ali Beyköy Kurban Pazarı'ndayız ve burada şu an konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık var. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, siz de bütün yıl boyunca tarım hayvancılık konusunda yayınlar yapıyoruz, röportajlar yapıyoruz. Telefon bağlantılarıyla görüşlerinizi alıyoruz. Şu anda hayvancılık açısından en önemli günlerin arifesindeyiz. Kurban Bayramı öncesinde bu kaydı çekiyoruz sizinle. Burayı siz de gezdik de yaklaşık bir saattir üreticilerle konuştuk. Bazı kurban alımı yapmak isteyen tüketicilerle konuştuk. Genel izleniminiz nedir? Özellikle bu Kurban Bayramı hayvan yetiştiricileri açısından önem arz ediyor. Çünkü 2018 yılında o kadar kontrolsüz ithalat yapıldı ki kasaplık hayvanda, besilik hayvanda, hele hele kırmızı et ithalatında bir sene önceye göre %195'lik bir patlama yaşandı. Dolayısıyla depolar etle dolunca besilik ithal edilen hayvanların kesim zamanı gelmesine rağmen kesimleri yapılamadığı 2-3-4 ay sonralara gün verilmeye başlandı. Bu ne demek? Özellikle besilik hayvanda yemi fazla miktarda yiyor, maliyeti yüksek. Her geçen gün yağlanması artıyor hayvanın, et kalitesi düşüyor, yem maliyeti üzerine biniyor. Dolayısıyla üretim maliyetleri açısından üreticinin bir dezavantajı oluyor. Bu nedenlerle bu Kurban Bayramı bir türlü kesime veremediği hayvanları satış noktası üzerinden halkla buluşturmak açısından yetiştiricinin bir kurtuluş günü gibi düşünebiliriz. Sürekli elinde tutması halinde fiyatı yükseldiğinden bir an önce ne kadar önce satarsa, burada beslemesi de bir maliyet çünkü, ne kadar önce satarsa memleketine ne kadar elinde hayvan kalmadan dönerse o kadar iyi şartlarda görevini yerine getirmiş ve kazanç sağlamış olarak dönecek. Şimdi biz bu hayvancılık konuşurken temelde iki konuya bakıyoruz. Bir, bu hayvanın maliyeti ne kadar? Bunun bütün besicilik maliyetinden, nakliye maliyetine, işte burada ödenen kira maliyetine kadar bir maliyet kısmını konuşuyoruz. Bir de işin fiyat kısmı var. O hayvanlar ne kadar? Artan maliyetler karşı kadar fiyatlar arttı mı? O artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü aştı mı, aşmadı mı? Yani bunları konuşuyoruz. Önce maliyetle başlarsak, geçtiğimiz yıldan bu yana baktığımızda hayvancılık tarafında maliyette ne yönde değişiklikler oldu? Maalesef ülkemizde enflasyona etkisi nedeniyle sürekli nihai noktadaki fiyata bakılıyor ve baskılanmaya çalışılıyor. Ama üretim maliyetlerindeki artış hesaba katılmadan bu yapılınca, hatırlarsınız birçok holdingler hayvan para ediyor, kırmızı et fiyatları hızlı yükseliyor diye hayvancılık işine girdiler ama hepsi iflasla sonuçlandı. Elinde kalanlar da kime pazarlayabilirim işletmemi hesabına girişti. Dolayısıyla şu açıdan baktığımızda üreticinin, yetiştiricinin canlı hayvanını sattığı fiyat enflasyonun sürekli altında kalıyor. Tüketicinin ise gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aldığı fiyat sürekli enflasyonun üzerinde cereyan ediyor. Yani tüketicinin pahalı almaktan dolayı alım gücü düşerken üreticinin de sürekli enflasyonun altında fiyatlarla muhatap olmasından kaynaklı sürdürülebilir üretimi yapması imkansızlaşıyor. Hayvancılıkta maliyetin %60'ı yem. Bakıyoruz besi yemi ve süt yemi geçen sene %70'in üzerinde artış gösterdi. Enflasyonun 2,5 katı bir artışla gitti. Bu sene yine besi yemi ve süt yemi enflasyonun yaklaşık %50 üzerinde fiyatlarla gidiyor. Yani üreticinin en büyük maliyetini oluşturan yem sürekli enflasyonun çok üzerinde artışlarla gidiyor. Bu da fiyatı baskılandığı sürece
üretim maliyetleri artan yetiştiricinin alandan çekilmesine, bu üretimden vazgeçmesine neden oluyor. Yem konusunda burada da bakıyoruz, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden özellikle çayır ve mera hayvancılığı yapılan yerlerden gelen hayvanların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Alibeyköy'deki bu pazardan alışveriş yapanlar çok şanslı insanlar. Çünkü ağırlıkla doğal beslenen hayvanları kurbanlık olarak almış oluyorlar. Birçok yerde İşletmeler kurulurken yem hiç hesaba katılmıyor. Yem açığımız var, kaba yem açığımız, fabrika yemi açığımız var ve sürekli hayvan varlığımızı ithalat yoluyla arttırmaya çalışıyoruz. Yem açığımız varken hayvan sayımızı arttırınca yem açığımızı kapatacağımız yer meralarımız, ıslah etmemiz gerekiyor. Ama mera kanununa baktığımızda her sene istisnai bir madde girerek içerisine amaç dışı kullanımlara tahsis edilen bir olguyla karşılaşıyoruz ki bu son derece üzücü. En ucuz yem kaynağımız olmalı bizim meralar. Diğer taraftan bir işletme kurulacaksa, özellikle büyükbaş işletme, yem ihtiyacının, kaba yem ihtiyacının %80'ini en azından kendisinin sağlaması şart konulmalı. Neden koşulmalı? Çünkü zaten piyasada yem yok. Siz işletmeleri arttırıp hayvan sayısını arttırdıkça neyle besleyeceksiniz? Ortada yem yok. İthalata dayandığınızda TL'nin değer kaybetmesinden kaynaklı ithalat da gitgide yükselen fiyatlar nedeniyle cazibesini kaybetti. Dolayısıyla yem bitkileri ekimini, yapay çayır ve mera oluşumunu hedeflemeyen, projelendirmeyen işletmelere yeni hayvan yetiştirmek üzere izin verilmemesi gerekiyor. Diğer taraftan baktığımızda tarım politikaları çerçevesinde son 5 yılda yem bitkileri ekim alanımızda 100 bin hektar daralmış vaziyette. Bu hayvancılığımız açısından son derece olumsuz bir nokta. Kaba yemdeki bu zorluklarla karşılaşınca yetiştirici ne yapıyor? Karma yem, yani fabrika yemine doğru kayıyor. Bunda da en ağırlıkta ham maddesi mısır ve soyaya bakıyorsunuz, yurt dışından ithal ediliyor. Ve ithalat TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesinden kaynaklı iç piyasanın üstünde bir fiyatla gelmeye başladı. Dolayısıyla yem fiyatları çok hızlı yükseliyor. Diğer taraftan en önemli noktalardan bir tanesi, dış piyasalara baktığınızda mısır ve soyayı GDO'suz bulabilmek mümkün değil. Dolayısıyla GDO'lu ürün tüketmek yasak, insan gıdası olarak üretmek yasak, GDO'lu tohumla üretim yasak, ama çocuklarımız güçlü olsunlar, sağlıklı beslensinler diye etle, sütle, yumurtayla besliyoruz onları. Maalesef o en sağlıklı gıdalar diye verdiğimiz ürünlerin temelinde de o hayvanlar GDO'lu yemlerle besleniyorlar. İşte bunu aşmamız, kaba yem üretimine ağırlık vermemiz ve yurt dışına bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. İçe dönük, kendimize yeterlilik ölçeğinde üretime dönmemiz gerekiyor. Evet, maliyetteki en büyük kalem yem. %60'ı az önce söylediğiniz gibi yem. Ama diğer kalemlerde de aslında artışlar var. Mazot. Mazot belki en büyüğü. Evet, mazot. İyi hatırlattınız. Hayvanlar buraya taşınırken hatta en büyük sıkıntılardan bir tanesi de artık köprü geçiş ücretleri ve otoyol fiyatları. Mazot onda da ithalata bağımlıyız. Onun da sürekli fiyatı yükseliyor. Çiftçiye 2019 yılı için bitkisel üretim ve hayvancılık dahil olmak üzere 16 milyar lira destek verilecek. Çiftçinin kullandığı mazotun vergi %55-60'lık kısmı vergiden oluşuyor. Ve bir hesapladığınızda tarımda kullanılan mazota çiftçi ne kadar vergi ödüyor diye, o alacağı 16 milyar liralık desteğin 14 milyar lirasını vergi olarak geri iade ediyor ki otoyol taşımacılıkları bunun dışında. Dolayısıyla onda da dışa bağımlıyız. Onda da artış var. Elektrikte artış var. Elektrik kullanıyor.
insan gücü, işçi fiyatlarında artış var. Her kalemde artış var. En fazla yemde artış var. Ama çiftçinin, yetiştiricinin satış fiyatları geçen seneye göre aynı fiyatlarla artmıyor. Enflasyon düşünülerek. Enflasyon düşünülüyorsa işte tüm bu maliyetler, otoyol maliyetleri, taşımacılık, bu hayvanların gelişinde ekstra farklı bir yöntem uygulanmalı. Mazotlar farklı ücretlendirilmeli. Yem maliyetleri aşağı çekilmediği sürece bu ülkede kırmızı et ve canlı hayvan fiyatı aşağı inmesi mümkün değil. Bunlar göz önünde alınarak hem fiyat politikası hem üretim politikasıyla insanların makul fiyatlarla ulaşabileceği bir ortam yaratılmalı. Ama Türkiye hala buna ulaşabilmiş değil. Evet, maliyet tarafı böyle sıkıntılı. Bir de işin tüketici tarafı var. Tüketici tarafında bu sene fiyatların geçen yıla göre aslında artan maliyetler oranında artmadığını görüyoruz. Hayvan ücreti fiyatları, kilogram başı ücretler geçen yılkinden evet biraz daha yüksek ama maliyetler oranında bir fiyat artışı yok nihai üründe. Bu aradaki fark aslında üreticinin cebinden çıkan fark anladığımız kadarıyla. Üretici bu zararı daha ne kadar karşılayabilir? Bu üretici bu zararı hala inatla karşılamaya çalışıyor. Başka alanlardan gelir elde etmeye çalışıyor. Ama sonuçta baktığımızda hayvancılık desteklemeleri, bitkisel üretim desteklemeleri babında çiftçinin çiftçi kayıt sistemine üye olması gerekiyor ki o destekleri alabilsin. Ama bu sistemden eksilen çiftçi sayısına baktığımızda çok hızlı bir şekilde çiftçi üretim alanını, hayvansal üretim, bitkisel üretim dahil olmak üzere terk ediyor. Türkiye'nin gelecek nesilleri besleyebilmesi, sahip olduğu dört iklimi de verimli kullanarak çok çeşitli bir üretim yapabilmesi mümkün. Bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bu insanları desteklemesi gerekiyor. Nihai satış noktasında üreticinin para kazanabilmesi gerekiyor. Bakın, üretici o ithalat dengesizliğinden besi hayvanını kesime verebilse 24 lirayla 32 lira aralığında bir fiyatla kilogram başına hayvanını kesime vermesi gerekiyor. Bugün bu pazarda baktığınızda 25 lirayla 28 lira arasında genellikle fiyatlar ve son derece sağlıklı bakılmış hayvanlar. Dolayısıyla bugün bu kurban pazarında alım yapan insanlar piyasada alacakları fiyatın çok daha altında çok sağlıklı hayvanlara ulaşıyorlar. Peki tüketici bunu kolaylıkla alabiliyor mu? Hayır, enflasyonun üzerinde fiyatlarla aldığı için her şeyi alım gücü düşüyor. Ve ücretleri enflasyon oranında artmadığından dolayı alım gücü düşüyor. Dediğim gibi üretici de yem maliyetleri ve diğer maliyetler çok hızlı enflasyonun üzerinde artarken son nihai satışını, canlı hayvanını enflasyonun altında satmaktan alım gücü düşüyor. Dolayısıyla çiftçi kayıt sistemindeki üretici, çiftçi, yetiştirici hızla eksiliyor. Şimdi biz tekrar maliyet tarafına dönecek olursak mazottan bahsettik, gübreden, yemden bahsettik. Ama bir de aslında veterinerlik giderleri var. Daha doğrusu eskiden çok fazla yoktu. Bundan sonra son düzenlemelerle sanırım veterinerlik giderleri de yani üreticiler açısından ciddi bir maliyet yükü olacak gibi duruyor. Şimdi veterinerlik giderlerine gelirken şu ön girişi yapalım. Ülkemizde hayvanlarda doğurganlık problemi var. Dolayısıyla Türkiye hayvancılığının düze çıkması için bir kere bu doğurganlık probleminin üniversiteler, Tarım Bakanlığı ve araştırma enstitüleri, yetiştirici birlikleri, damızlık birlikleri çerçevesinde ortak projelerle aşılabilmesi gerekiyor. Bu konu üzerinde hızla çalışmak gerekiyor. Zira problemden neyden kastediyoruz tam olarak? Zira şu, doğurganlık problemi süt hayvanıysa süt verebilmesi için doğurması lazım ki süt verebilsin size. Doğurması lazım ki doğurduğu hayvan erkekse belli bir besi süresinden sonra et kesimine gidebilsin ki et üretimi olabilsin. İşte doğurganlık problemi yaşadığımızda ne süt verebiliyor, ne erkek doğurup kesime gidebiliyor, ne de dişi doğurup tekrar süt hayvancılığına yetiştirilebilmesini, damızlık olarak kullanılmasını sağlayabiliyor. Yani korkunç bir ekonomik kayıp yaratıyor ki yurt dışından sürekli ithalata yöneliniyor. Ayrıca hastalıklar nedeniyle yavru ölümleri
ölümlerimiz çok fazla. Bu yavru ölümleri yılda 750 bin baş civarı. Bunu yarı yarıya düşürebilsek Türkiye'nin yurt dışından neredeyse hayvan ithal etmeye ihtiyacı kalmayacak. İşte bu çerçevede hayvan hastalıklarını önlemek, hayvan kaybı, ekonomik kayıpları önlemek açısından veterinerlik hizmeti çok büyük önem kazanıyor. Bu konuda da vurgulayabileceğimiz en önemli nokta, yakın zamana kadar hayvanlara yapılan zaruri aşıların hepsi ücretsizdi. Dolayısıyla bir hayvan sağlığı yaratılmaya çalışıyor ülkemizde. Ama sınırlarımızdan sürekli kaçak girişler de dahil olmak üzere bu ülkede hayvan hastalıklarının önüne bir türlü geçilemiyor aşılar bedava olmasına rağmen. Kısa bir süre önce Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamayla aşıların bundan sonra ücretli olacağı gündeme getirildi. Bu noktada ücretsizken hayvan hastalıkları önlenemezken ücretli hale getirildiğinde daha fazla hayvan hastalıkları olacak, daha fazla önlenemez bir konuma gelecek. Dolayısıyla bu hayvansal üretim açısından yetiştiricinin ve ülkenin ekonomik kaybıdır, ithalata daha çok yönelmektir. Bir diğer nokta, hayvanlardan insanlara bulaşan tüberküloz, diğer adıyla verem, şarbon gibi son derece tehlikeli hastalıklar var. Dolayısıyla bu hastalıkların önlenemez ve yayılan bir şekilde bürünmesi sadece ekonomik kayıp açısından düşünülmemeli. Halk sağlığı açısından da çok önemli. Gerek ekonomik kayıp, dışa olan bağımlılık, gerekse halk sağlığı babında düşünerek bu aşıların tekrar ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor. Ücretsiz hale getirildiğinde tarım desteklerinden de çok küçük payla karşılanabilecek bu aşılar yapılmadıkları takdirde çok büyük halk sağlığına, hayvan sağlığına ve ekonomik kayba neden olacak. İnsan sağlığı konusunda da teşhisi koyduğumuz tıbbi malzemeler, onun tedavisinde kullandığımız ilaçların da büyük kısmında yurt dışına bağımlıyız. Bir de o şekilde ekonomik kayıp, döviz kaybı yine gündeme gelecek. Dolayısıyla bu aşıların ücretsiz hale getirilmesi üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Ahmet Bey çok teşekkürler. Bu sefer yerinde bize verdiğiniz çok değerli bilgiler için ve böylelikle kurban bölümümüzde Ahmet Bey'le olan röportajımızın sonuna geldik. Kurban bölümümüz devam edecek. Kurban dönemlerinde en merak edilen konulardan bir tanesi de hayvanların sağlığı ve bu sağlığın nasıl anlaşılacağı. Şimdi biz Alibeyköy Kurban Pazarı'ndayız ve bu kurban pazarının 3 veteriner hekiminden bir tanesi Şule Türkmen yanımızda. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Kurbanlık satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hayvanın sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Kurbanlık alırken vatandaşlarımızın ilk dikkat edeceği şey kafa bölgesinden başlamak olabilir. Boynuzlardan başlayacaklar. Boynuzlar 4/3 oranında kesiklik olmaması, kırıklık olmaması gerekiyor. Daha sonra göz ve burun akıntılarına, anüste dişilerdeki vajina akıntılarına bakabilirler. Sarım tırak, yeşilim tırak akıntıların olmaması gerekiyor. Çünkü sağlıklı hayvanda sadece mükoz akıntılar olur. O da zaten şeffaftır. Vatandaşlarımız bunu çok rahat anlayabilirler. Bunun dışında hayvanın tüy yapısı bize çok fazla ipucu vermekte. Sağlıklı hayvanlarımız, sağlıklı kurbanlıklarımız tüy yapısına baktığınızda çarşaf gibi. Yani böyle lokal döküntüler olmaz, yaralar, bereler olmaz. Bunlara dikkat edebilirler. Bu görüntüdeki hayvanlara yine tercih edebilirler. Bir diğer nokta da tırnaklar. Tırnaklarda oluklu, çizikli yapıların olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar hastalıklı hayvan belirtilerini gösterir aslında. Bunlara dikkat ederek kurbanlık alımlarını yapabilirler. Tabii ki üreticilerden pasaportunu, hayvanın sağlık raporunu, buraya gelirken ki dezenfeksiyon belgelerini, sevk raporlarını isteyip daha da teyit etmiş olabilirler sağlıklı olduğunu. Evet, her şeye rağmen yine de bazı hayvanlarda sıkıntı çıkabiliyor ve siz burada veteriner hekim olarak müdahale edebiliyorsunuz. Daha önce hem başınıza gelmiş olan vakalardan bahsedebilirsiniz. Bu sene ne gibi önlemler aldınız? Onları bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle, daha önce geçen sene mesela kurban kesim yerimizde 2 tane tüberküloz vakasıyla karşılaştık. Bu tarz durumlar olabiliyor çünkü tüberküloz dış bakıda bize
ipucu vermeyen bir hastalık, sinsi ilerleyen bir hastalık daha doğrusu. Karkas kesiminde biz tüberkülozu fark ettik. Bütün kesim işlemimizi durduruyoruz, bütün araçlarımızı dezenfekte ediyoruz, kesime ondan sonra devam ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili bakanlığın birimlerini çağırıp gerekli evrakları tutup hayvanı da zaten israf ediyoruz, gömüyoruz. Kurban kesim ücretleri hakkında konuşmak istiyorum. Geçen seneye göre fiyatlar nasıl, kaç para alınıyor? Küçükbaş bir büyükbaşa göre nasıl fiyatlar? Küçükbaş kesimi şu an tesisimizde mevcut değil ama büyükbaş geçen sene 850 lirayken bu sene 1000 lira kesim ücreti alınıyor. Hisseli de 1000 lira, normal 4'e bölünsün isterseniz 550 lira gibi bir ücret. Buradan bağımsız olarak hani bir veteriner hekim olarak size şunu sormak istiyorum. Hayvanların, Türkiye'de hayvanların ciddi hastalık sorunları oluyor, doğurganlık sorunları oluyor. Erken yaşta olan hayvanlar sorunu var. Bir yandan da şimdi aşıların özellikle üreticilere ücretli hale getirilmesi gibi bir durum söz konusu. Siz bu durumun nasıl sonuçlanmasını beklersiniz bir hekim olarak? Aşı kullanımının azalması, hastalıkların yaygınlaşmasını sonucunu doğurur mu? Kesinlikle o şekilde. Yani aşı kullanımını daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor aslında bizim. Tüm kurumlarımızla bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızın çeşitli çalışmaları var ama daha iyi noktaya geleceğini umut ediyoruz diyelim. Teşekkürler. Rica ederim. Ekonomi Politik'te Ali Beyköy Kurbanlık Pazarı'ndaydık. Burada hem üreticilerle hem de tüketicilerle konuştuk. Durumdan şikayet edenler de var, durumdan memnun olanlar da var. Üretici tarafında en büyük şikayet artan maliyetlerdi. Tüketiciler ise artan fiyatlardan şikayetçi. Bunun dışında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atılık'la da görüştük. O bize buradaki durumun daha ötesinde, daha geniş bir perspektifte Türkiye hayvancılık sektörünü anlattı. Nelerin bu zamana kadar yanlış yapıldığını ve bundan sonra nelerin daha doğru yapılabileceğini anlattı. Ve biz de bunları dinledik ve olabildiğince size aktarmaya çalıştık. Böylelikle ekonomi politiğinin de sonuna gelmiş olduk.